Vicdan ve Adalet nöbeti boyunca binlerce insanla buluştuk. Binlerce siyasi kurum temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen herkesin desteğiyle kucaklaştık. Bu mücadele, bu nöbet birlikte ortak nöbetimiz oldu. Sadece Halkların Demokratik Partisi, onun il ve ilçe örgütleri değil, emekçileri değil, aynı zamanda demokrasi güçleri, dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Aydınlar, sanatçılar hep bizimle oldu. Biz burada bu bir haftaki nöbetimizde sadece demokrasi taleplerini burada dile getirmek ve bu mücadeleyi anlatmak dışında aynı zamanda yerelde de pek çok iş başardık. Toplantılar gerçekleştirdik. Birbiriyle husumeti olan aileleri barıştırmaktan tutalım da düğünlere katılmaya kadar pek çok etkinliği burada hayata geçirdik. Yani buradaki yaşamın bir parçası, bir dinamiği halinde çalışmalarımızı sürdürdük. Yine Şapatan köyündeki işkenceyle ilgili heyet oluşturmak ve yine hak ihlalleriyle ilgili heyetler oluşturarak, Ermeni mezarlığıyla ilgili örneğin heyetler oluşturarak raporlar düzenlemeye kadar milletvekillerimiz normal faaliyetlerini de burada hayata geçirdiler, gerçekleştirdiler. Burada emeği geçen bütün milletvekillerimize, bütün partililerimize, Van halkına, Van il örgütüne, ilçe örgütlerine, bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza tekrar en içten, yürekten teşekkürler ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Değerli yoldaşlarım, biz 2 yılı aşkın bir süredir bu ablukayı ve kuşatmaları tanıyoruz ve biliyoruz. Evet, Türkiye büyük bir değişimin eşiğine geldi. Halklar özgürlüklerden yana ve yeni bir yaşamdan yana tavrını koydu. Bunun karşısında ise Türkiye egemenleri, Erdoğan-Bahçeli ittifakı bir faşist diktatörlükle halkların taleplerine karşılık verdi ve o yüzden biz aslında 7 Haziran'dan bu yana bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Bu mücadelede faşizm ne kadar koyulaştıysa, şiddet, savaş, baskı ne kadar çok arttıysa bizim dirayetimiz, bizim direnişimiz de o kadar güçlü bir şekilde hayat buluyor. Bakın burada bu basın toplantısını izlemeye gelen yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın, partililerimizin hangi koşullarda buraya geldiğine bakmak bile aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için yeterli. Vicdan ve Adalet nöbetini ziyarete gelen, Serhat'tan ziyarete gelen arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, partililerimiz onlarca arama tarama nöbetlerini aşarak buraya geliyorlar. Bir yerden bir yere gitmek için sırf bu keyfi arama tarama işlemleri yüzünden saatler geçiyor. 4 saatte, 5 saatte sırf bu bekleyerek bu nöbete katılan arkadaşlarımız var. Burada belki de hiç gözaltına alınmamış kimse yok. Evi defalarca basılmış arkadaşlarımız var. Artık bu gündelik hayatın sıradan, olağan bir hali olmuş durumda. Herkes tek tek gözetleniyor, tek tek kaydediliyor. İşte bu nöbet yerinde de bir kamera var ve herkesi gözetliyor. Biz buradan gittiğimizde yine operasyonlar gerçekleştirilecek. Buraya gelmeden önce de operasyonlar gerçekleşiyordu. İşte biz mücadelemizi bu şartlar altında veriyoruz. İşte burada gördüğünüz halk bu şartlar altında direniyor ve mücadelesine sahip çıkıyor. Çünkü özgürlüklerine sahip çıkıyor. Çünkü yaşam hakkına sahip çıkıyor. Çünkü birbirine sahip çıkıyor. Biz artık birbirimize sahip çıkmadan yaşayamıyoruz, yaşayamayız da. O yüzden bu mücadeleyi hiçbir baskı politikası, hiçbir baskı rejimi, hiçbir otoriter rejim, savaş, şiddet durduramaz diyoruz.
Bugün Recep Tayyip Erdoğan diyor ki demokrasiyi biz kaldırdık. Parlamenter demokrasi artık yok diyor. İşte biz zaten uzun bir süredir bunu söylüyoruz. 7 Haziran'dan sonra fiilen parlamenter demokrasiyi kaldırdıklarını söylüyoruz. İşte o yüzden faşizm kurumsallaşıyor diyoruz. Parlamenter demokrasi dört başı mamur bir şey değildi. Bugüne kadar parlamenter demokrasiye bizlerin pek çok eleştirisi vardı. Ama biz bu eleştirileri demokrasiyi toplumsallaştırmak için, barışı toplumsallaştırmak için, eşit bir yaşam kurmak için, ekolojik bir yaşam kurmak için, kadın özgürlükçü bir yaşam kurmak için istiyorduk. Daha çok baskı, daha çok şiddet olsun diye değil, tek adam rejimi kendini daha çok tahkim etsin diye değil. Dolayısıyla bizim 2 yıldır söylediğimizi bugün Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı tekrarlamış oldu. İfade etmiş oldu. Ona şunu söyleyebiliriz. Sen demokrasiyi ve parlamenter sistemi kaldırdım diyebilirsin ama hiçbir şey bitmedi. Mücadele devam ediyor ve bu mücadele kazanacak. Faşist sistem, faşist bir düzen kurmak isteyenler de kaybedecek. Çünkü bugüne kadar silahların gölgesinde yönetmeye çalıştın. Ama görüyorsun ki biz ayaktayız ve mücadele devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bir IŞİD militanı yakalanıyor. Zanlı üstü doğru düzgün aranmadan gözaltına alınıyor ve kelepçelenmeden de muhafaza ediliyor. Ve bunun sonucunda da bir polis memuru IŞİD militanının cebindeki bıçak sebebiyle bıçak kullanarak öldürülüyor. Bakın daha birkaç gün önce Gülsüm Elvan nasıl gözaltına alınmıştı? Kolu kırılmış, kolu kırıldığı halde arkadan kelepçelenmişti ve saatlerce o kelepçeyle, o kılık korla göz altında tutulmuştu. İşte sizler buraya girerken kaç aramadan geçiyorsunuz? Şu coğrafyada, Kürt coğrafyasında her sokak başında bir kamera bir arama tarama işleminden geçiriyor. Fakat IŞİD militanları, IŞİD çeteleri bu ülkede itibar görüyor. Göz altında misafir gibi ağırlanıyor. Berkin Elvan ekmek almaya giderken yaşamını yitirdi bir polis kurşunuyla. Gülsüm Elvan işte o eyleme şunun için gitmişti. Demişti ki Berkin'in getiremediği ekmeği Nuriye ile Semih de yiyemiyor. O yüzden ben evde duramıyorum. Berkin'in, Nuriye'nin ve Semih'in sesi olmak için Gülsüm Elvan hiç sokakları terk etmedi. Ama her zaman demokratik bir şekilde, barışçıl bir eylem için sokaktaydı. Ve bunu polis biliyor. Bunu bilmesine rağmen bu yapılan işlem işte devletin nasıl bir devlet olduğunu, nasıl bir işleyişinin olduğu, topluma, halkın demokratik taleplerine nasıl yaklaştığını, Türkiye'yi nereye doğru götürdüğünü de gösteren bir durumdur. Bugün Türkiye'nin her tarafı savaş ve çatışmanın izlerini taşıyor. Dersim cayır cayır yanıyor. Kaç gündür, 10 günü aşkın bir süredir Dersim'de ormanlar yakıldığı halde polis tarafından, asker tarafından orman yangınları çıkartıldığı halde, orman yandığı halde müdahale edilmiyor.
Ve en sonunda Dersim halkı bu orman yangınlarına kendisi müdahale etmek için sokağa çıktı. Direndi, mücadele etti. Bugün öğreniyoruz ki artık devlet karar vermiş, Dersim'deki orman yangınına müdahale edecekmiş. Bu ülkeyi inşaatçı politikalarla, rantçı politikalarla tarumar edenler aynı zamanda savaş politikalarıyla da tarumar ediyorlar. Çocuklarımıza, geleceğimize hiçbir şey bırakamayacağız eğer böyle giderse, bunları durduramazsak. O yüzden biz diyoruz ki faşizmi durduracağız, durmayalım. Durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım. Çünkü bugün yok ettikleri öyle hemen kolayca yerine konulabilecek şeyler de değil. Bugün yok edilenler tarih Sur'da olduğu gibi, doğa Dersim'de, Botan'da olduğu gibi ve insanlık onurunu yerlerde sürüyorlar. Bugün hapishanelerde işkenceden geçilmiyor. Ülkeyi hapishaneye çevirdikleri gibi aynı zamanda hapishanelerin içi de artık yaşanmaz koşullarda. Sadece fiziki koşullar nedeniyle bile zaten yaşanmaz koşullardayken bir de hapishanelerde şimdi tekrar işkenceyi gündeme getirdiler. Parlak sözler sarf etmeyi çok iyi biliyorlar. İşkenceye sıfır tolerans lafını epeyce bir döndürdüler. Ama bugün artık tek tipe geçmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. Guantanamo'ya özendiklerini, Abu Ghraib hapishanesine özendiklerini söylüyorlar. Biz de onlara şunu söylüyoruz. Siz bu kadar şiddetle, bu kadar işkenceyle, baskıyla, zulümle bir yere gidemeyeceksiniz. Biz hapishanelerde de, dışarıda da direnmeye ve mücadele etmeye kararlıyız. Kazanıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek. Biliyorsunuz değerli yoldaşlarım, emekçileri, değerli halkımız, kız kardeşlerim, kardeşlerim, vicdan ve adalet nöbetinin Van'dan İzmir'e uğurlandığı bugüne hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tümbi Farhat'ın Sersera Sersera Fatih. Ahmet'te başladık. İçeride 5000'e yakın HDP'li var. Eş genel başkanlarımız içeride. Milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız içeride. Meclis üyelerimiz içeride. Bir partiye bu kadar çok saldırarak, bu kadar demokratik siyaseti yok ederek yine de bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir partiye bu kadar saldırıyorsunuz ama bu partiyi yine bitiremiyorsunuz. Bitiremeyeceksiniz. O yüzden bu operasyonların artık bitmesi gerekiyor. Baskıların, şiddetin, savaş politikalarının artık durması gerekiyor. Ve biz biliyoruz ki bunları AKP saray iktidarı durduramaz. Bu politikalardan vazgeçemez. Bu ülkeyi şiddetsiz, savaşsız, operasyonsuz, gözaltısız, baskısız asla yönetemez. Bugün çıkmış diyor ki içinizdeki FETÖ'leri ihbar edin. Siz bu ülkeyi yönetmek için o FETÖ'ye çok şey borçlusunuz. Çünkü 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi aslında sizin bu ülkeyi yönetme biçiminizi yaratan şey oldu. Siz 15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığını iddia ettiğiniz bu darbe girişimine sırtınızı dayayarak bugün bu ülkeyi olağanüstü koşullarda, kanun hükmünde kararnamelerle, yargıyla ve sopayla yönetmeye çalışıyorsunuz. FETÖ'yle içeride 5000'e yakın HDP'li var. Eş genel başkanlarımız içeride. Milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız içeride.
Meclis üyelerimiz içeride bir partiye bu kadar çok saldırarak, bu kadar demokratik siyaseti yok ederek yine de bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir partiye bu kadar saldırıyorsunuz ama bu partiyi yine bitiremiyorsunuz. Bitiremeyeceksiniz. O yüzden bu operasyonların artık bitmesi gerekiyor. Baskıların, şiddetin, savaş politikalarının artık durması gerekiyor. Ve biz biliyoruz ki bunları AKP saray iktidarı durduramaz. Bu politikalardan vazgeçemez. Bu ülkeyi şiddetsiz, savaşsız, operasyonsuz, gözaltısız, baskısız asla yönetemez. Bugün çıkmış diyor ki içinizdeki FETÖ'leri ihbar edin. Siz bu ülkeyi yönetmek için o FETÖ'ye çok şey borçlusunuz. Çünkü 15 Temmuz'da yaptığı yaşanan darbe girişimi aslında sizin bu ülkeyi yönetme biçiminizi yaratan şey oldu. Siz 15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığını iddia ettiğiniz bu darbe girişimine sırtınızı dayayarak bugün bu ülkeyi olağanüstü koşullarda, kanun hükmünde kararnamelerle, yargıyla ve sopayla yönetmeye çalışıyorsunuz. Fethullah Gülen'den rahatsız olduğunuzdan ben hiç emin değilim. Kaldı ki AKP içerisinden FETÖ'yü ayıklamak, kekin içerisinden unu ayıklamak gibi bir şeydir. Eğer o un olmasaydı o kek de olmazdı. Ben buradan AKP'lilere kolay gelsin diyorum. Hani bu ayıklama işi için ama bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Onlara biraz yardım etmek istiyorum. Birisi çıkmış demişti ki bir gün, çok uzak bir tarihte değil. Demişti ki ne istedin de vermedin. Eğer bir çocuğa bunu sorarsanız, birisi birisine şöyle diyorsa ne istedin de vermedin. Bu bir anlaşmanın bozulması demektir. O zaman bu ülkenin eğer onurlu savcıları varsa, bağımsız yargısı varsa harekete geçsinler. FETÖ'yü orada burada aramaya gerek yok. FETÖ'nün nerede olduğu belli. FETÖ olmadan bu ülkenin yönetilemeyeceği de belli. AKP saray iktidarı tarafından FETÖ olmadan, FETÖ öcüsü olmadan bu ülke yönetilemiyor. Artık bu FETÖ öcüsü AKP saray iktidarının koltuk değneği olmuş durumdadır. O yüzden değerli arkadaşlar, bu ülkenin geleceği, umudu Halkların Demokratik Partisi'ndedir. Halkların Demokratik Partisi bütün bu anlattığımız kötü koşullara, ablukaya, baskıya, şiddete ve savaş koşullarına rağmen Türkiye'ye bir gelecek vaat ediyor. Türkiye'ye bir umut vaat ediyor. Sorunlarını demokratik, barışçıl yollarla çözebileceğini, herkesin kendini eşit bir şekilde ifade edeceği, demokratik bir yaşamı birlikte kurabileceğini vaat ediyor. Bugün belki AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tek iyi şey var. O da Türkiye'de bugüne kadar birbirine uzak kalmış, birbirine ön yargılarla davranmış, ön yargılarla yaklaşmış olanları artık birbirine daha bir empatiyle bakma olanağı yaratmış oldu. Bu koşullar diyor ki birbirinizi bir kere daha gözden geçirin. Eski kodları bir kenara bırakın. Yeniden birbirinizi tarif edin. Yeni yaşamı ancak bu şekilde kurabiliriz. Faşizmi ancak bu şekilde durdurabiliriz. O yüzden değerli arkadaşlar, bizler mücadeleyi bugüne kadar halkların emeğiyle, teriyle, ödediği bedellerle böylesine güçlü bir noktaya kadar taşıdık. Şimdi buradan zafere doğru, mutlaka kazanıma doğru gitmek istiyoruz. Onun için de artık AKP saray iktidarının mağdur ettiği bu birbirine benzemezlerin yan yana gelmesi için çalışacağız. Birlikte mücadelenin,
birlikte demokratik özgür bir yaşamı kurmanın olanaklarını inşa edeceğiz diyorum. O yüzden demokrasi mücadelesinde vicdan ve adalet nöbetlerine gelen bütün dostları buradan selamlamak istiyorum. Bu mücadeleyi el birliğiyle tamamına erdireceğiz diyorum. Sözlerimi sonlandırırken tekrar buradan vicdan ve adalet nöbetinde Van'da birlikte olduğumuzu hatırlatarak buradan Van'dan İzmir'e vicdan ve adalet nöbetimizi uğurlayalım diyorum ve hep birlikte Van Denizi'nden Ege Denizi'ne bir selam gönderelim. Vicdan ve adalet nöbetini Van Denizi'nden Ege Denizi'ne gönderiyoruz. Demokrasi nöbetlerimiz, demokrasi ve barış için yürüttüğümüz bu nöbetler, eşitlik, özgürlük, adalet için yürüttüğümüz bu mücadele sonuna kadar devam edeceğiz, devam edecek. Türkiye halklarının umudu, Türkiye halklarının geleceğinin garantisi olan partimiz, partimizin dostları bu mücadeleyi tamamına ulaştıracak diyorum. Buradan İzmir'e selam olsun. Selam olsun vicdan ve adalet nöbetinin emekçilerine diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz ve bize katkı sunduğunuz için. Sağ olun, var olun.